Herkese yeni videodan merhaba. Bazı temizlik işleri yapmıştık. Önce şu yerdeki taşları temizlemiştik. Arkadaşlarımızla ortak çim biçme makinesi aldık. Ama çimleri bugün biçemeyeceğiz çünkü hala biraz ıslak. Bu hafta sonu havayı çok güneşli, çok güzel gösteriyor. O yüzden biz de bu bahçedeki duvar boya işlerini falan bu hafta sonu belki biraz hallederiz diye düşündük. Şimdi size bir öncesini çekeyim. Sonra en son halini göstereceğim. Zaten bunu daha önceki haftalarda bu çiçekleri alıp buraya dikmiştik. Şimdi bugünkü planımız, çimleri sanırım biçemeyeceğiz çünkü telefon çok yansıma yapıyor. Çünkü duvarı ve şedi, şu şed deniyor şu küçük bahçe kulübesine. Bundan sonra videonun devamında ben de şed diyeceğim çünkü buradaki adı şed ve kulübe demek daha uzun geliyor. Bu şedi boyamayı planlıyorum. O yüzden onun öncesinde bir bu işte şu basınçlı su makinesiyle, o da şurada duruyor. O da yeni geldi. Onunla bir temizleyeceğiz ve o arada çimi tekrar ıslatacağımız için bugün biçme işine girmeyelim dedik. Artık o da bir son aşaması olsun. Başlayayım o zaman. Bu arada aylardır giymediğim şeylerimi tekrar giydim. Boya kıyafetlerimi. Oturup giyeceğim ayakkabımı. Ama tabii İrlanda'da yaşarken çok güneşli diye bir şikayette bulunmayacağım kesinlikle. İrlanda'daki güneş çıktığında hakikaten çok etkili. Ciddi yakıyor. Çok da ısıtıyor. Keşke güneş gözlüğüm arada olmasaydı. Evet, burada bahçenin önceki haline bir bakalım istedim. Aslında bahçenin en önceki hali bu değil de duvarın ve şedin ilk hali diyelim. Çünkü biliyorsunuz bahçenin o sağ köşesinde o çiçekler ve bu fenerler yoktu. Onları sizin izlediğiniz bir önceki videoda, part 1 videosunda Lina ile beraber ektik. Tabii ki de çok sabırsız olduğum için hemen başlamam gerekiyor. Ama önce şede gireceğim. Çünkü malzemeler oldu. Boyunca.
elini şuradan çekilir misin biraz? Çok büyük mü? Büyük valla. Baksana. Birazdan. Bir saniye. Benim büyük sevme ihtiyacım var. Büyük sevme ya. Benim büyük sevme ihtiyacım var. Ben bir yaşamdayım içinden alayım. Tamam, azıcık at sen. Diğer tarafta bir yeşil. Ihlamur yeşili değil de başka bir şey. Kapıyı da boyayacağız. Kapıyı biraz lino boyamıştı. Buraya başka kat atmak gerekmiyor diye hissediyorum. Şöyle göstereyim. Biraz daha boyadım. Arkadaşlarımıza gitmiştik. Geldik baktım bayağı da kurumuş. Renk oturmuş yani. Uzaktan bakayım. Gayet memnunum. Sonuçtan memnunum. Buraya Erhan bir tane ortancamızı dikti. Buradaki taşları belki düzenlemek gerekebilir. Çiçeklerini. Şişeyi uzaktan böyle. Duvarın da boyasıyla birleşince güzel olacak. Şu duvarlar falan hep boyanacak. Böyle. Bu arada böyle çok hızlı bir geçiş oldu. Tam olarak belli olmamış olabilir ama aslında duvarın renginin değiştiğini görmüş olmamız gerekiyor. Aslında bu ertesi gün dediğimin sabahında Erhan duvarı boyadı. İşlere başlamadan önce dondurma demiştim ama aslında Erhan çoktan başlamıştı. Sadece orayı çekmeyi unutmuşuz. Duvarı böyle şu an rengini hatırlamadığım ama açık krem gibi bir rengi boyadık. Ve şansımıza sol taraftaki komşularımızla, arkadaşlarımızla da tesadüfen aynı şeyi seçmişiz. O yüzden böyle onlarla da bir bütünlük sağladı gibi oldu. Güzel oldu ama kestirmeler kaldı. Onlara sonra devam edeceğiz. Bugün çok hızlı başladı. Şeker pembesi bir şeyimiz oldu. Şimdi şöyle ki, kutunun üstünde biraz sonra gösteririm. Pembe çok daha mat ve bir ton daha koyu. Hatta bir iki ton daha koyu. Aynı şekilde yeşil de öyle. Biraz daha böyle hani ıhlamur yeşili denen tarzda görünüyordu. Yine maalesef kutunun içinden aynıları çıkmadı. Sadece duvardaki boya ki onu da bir tık daha koyu diye almıştım ama neyse. Yine güzel bir renk o. Ama hani şedi böyle bu kadar Lina'nın şu oyuncak şey arabası gibi yapmak da istememiştim aslında. Dondurma arabası gibi yapmak da istememiştim. Kısmet böyleymiş. Eğer o gücü bulursam ilerleyen haftalarda kendimde şeyin tamamını asla değil ama en azından o pembelerdeki çerçeveyi belki değiştirebilirim. Böyle burası dondurmacı dükkanı gibi oldu. Yapacak bir şey yok. Thank you.
marketten ot yolucu almıştım. Bunu böyle sokup otları çekiyorsun. Ama Erhan zaten çoktan başlamış. Sanırım oraya yeni çimler ekecek. Güzel olur. Rulom var mı? Rulom yok. Lazım mı? Lazım. Boya fırçası. Lino olsa zıplardı. Evet. Tepesinden bastırman gerekiyor sana. Aa, çıkardı valla. Bayağı güzel çıkardı aslında. Kürekten daha iyi. Şunları da deneyeceğim mi? Evet, kocamanmış ot. Tamam, başla. Çekiyor. Mis gibi de. Hop, düştü. Hep kendim yaptım onu. Uçakta götürebilsek babanı alırdık ama Türkiye'de de satılıyordur herhalde. Merhaba. Bugün artık hafta içi. Hafta sonunda değiliz ama evden çalıştığımız bir gün. Ve öğle aramızda bahçe işleriyle yine değerlendirmeye karar verdik. Şimdi geçen yapamadığımız, şöyle gösterirsem, şeyler kalmıştı. Bahçenin kestirmeleri diyeyim. Şimdi ben onları yapacağım. TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be with. Kapakta dolduğunu fark etti. Oo, burayla. Biraz daha boya. Ceren'le Lina şimdi parka gittiler. Ben de birazcık bahçeyle ilgileneceğim. Bizim bahçede biraz yosun, biraz da yabani ot vardı. Onları öldürmek için yosun ilacı ve bir ot ilacı attım. İlaç attığım yerler sarardı. Ayrıca çimlerin arasında da sarı sarı ölü çimler var aslında. Bugün o sarılıkları buradan çıkartıp yerlerine yeni çim atacağım. Overseeding dedikleri. Bahar ayında çimleri sıklaştırmak için işlem uygulayacağım. Onu da videoya çekeceğim. Bunlar aslında otlar. Genelde renkleri de yeşil değil zaten, sarı. Ve bunlar normal yeşil ot. Yeşil çimenin büyümesini de engelliyor. Bahçemizdeki otları tamamen aldık. Bununla toprağın üzerinden geçeceğim. Toprağı birazcık havalandıracağım. Aynı zamanda tohum atarken bunun açtığı deliklere tohumların girip daha güzel bir çimlenme yapmasını bekliyorum. Geldi çim atmaya. Şimdi önce çimimizi atacağız. Sonra birazcık topsoil ekleyip en sonunda da burayı sulayacağız. Ve beklentimiz 10 gün sonra çimlerin çok daha güzel çıkması. Kendi içerisinde çimleri serpiştirmek için özmekleri varmış. Yine de bana çok büyük geldi. Overseeding yaptığım için de o kadar da bir çime ihtiyacım yok aslında. Ondan yine kendi elimle bunu atacağım. Şunu fark ettim. Kompost atmadan önce normal tırmıkla bir kere çimlerin üzerinden geçseydim böyle otları biraz daha altında almış olacaktım. Daha güzel olacakmış. The only thing I miss is you.